Asgari ücret artışından sonra gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma da çevrildi tabii. Yarın sabah saat 10'da TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Beklenti %3'ler civarında. İşte o rakam milyonlarca memur ve emeklinin Ocak ayı zam oranını da belirleyecek aslında. Tabii sadece enflasyon farkı değil, taraflar ciddi oranda da bir refah payı artışı bekliyor. Sokakta konuşulan oran asgari ücrete yapılan zam kadar, yani %50'ler bandında. Peki kulislerdeki beklentine yanıt haberimizde. Var mı bir beklentiniz? Vallahi fazla verirsen memnun oluruz. Yani asgari ücreti örnek alarak emekliyi korutacak şekilde verirler. Nefesler tutuldu. Asgari ücrette yapılan artışın ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü kendilerine yapılacak zamma çevrildi. Bu Ocak'ta enflasyon farkıyla beraber %1'lik zamın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zamın yapılması artık zaruret olmuştur. Memurlar enflasyon farkı yanında ek zam istedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonunu işaret etti. Enflasyona karşı aynı oranlarda koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Memur ve memur emeklisinin Ocak ayı zammı toplu sözleşmeden kaynaklı %8'lik zamla birlikte %15'i geçti. Aralık ayı enflasyon oranlarına bakıldığında memur ve memur emeklisi için şu anda %15,11'lik zam oranı cepte. Tabii buna bir de Aralık ayı tüketici enflasyonunun eklenmesi bekleniyor ki bunun da %3 olması durumunda rakam %18,6 olacak. Tabii bir de beklenti buna refah payının eklenmesi yönünde. Böylece en düşük memur maaşı refah payı hariç 10.798 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise refah payı hariç 7.206 liraya yükseliyor. Bunun üstüne bir refah payı zammı yapılabilmesi için toplu sözleşme görüşmelerinde bir revizeye gidilmesi, metinde bir revize yapılması gerekiyor. Beklenti asgari ücrette yapılan artışa paralel bir artış. Asgari ücretin altındayız. 30 yıllık öğretmenim, emekliyim. Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Aynı asgari ücrete gelen zam kadar biz de bekliyoruz. Peki SSK ve Bağkur emeklisi için durum ne? Onlar için de şu an için 14,5'lik zam oranı garantilenmiş durumda. Tabii onlarda da yine Aralık ayı tüketici enflasyonunun yansıması bekleniyor. Bunun da %3 olması durumunda rakam %17,5 olacak. Tıpkı memur ve memur emeklisinde olduğu gibi Bağkur ve SSK emeklileri için de bir refah payı artışı beklentisi var. Buna göre 6.000 lira emekli aylığı alan bir SSK emeklisinin maaşı refah payı hariç 7.050 lira olacak. Eğer bunlar olursa bu rakamın daha yukarıda %20'nin üzerinde belirlenmesi mümkün. Kulislerde konuşulan rakamsa hem memura hem de emekliye %35'ler civarında bir artış yapılması.